Bismillahirrahmanirrahim. Allah göğsümüze genişlik versin. Kulaklarımızdaki pası gidersin. Hakikat neyse, hak nasılsa ona en uygun şekilde bunu ifade etmeyi bize kolaylaştırsın. Ve bu yaptığımız dersler bizi kendi özümüze, hakikatimize yaklaştırsın. Yüksek ahlak ve erdemler bizim varlığımızdan dışarıya tezahür etsin, ışığımız artsın ve kendimize, yuvamıza, yaşadığımız zamana şifa olsun inşallah. Bugün Kahhar ismini konuşacağız. Kahhar. Evet. Ve Türkçe'de yanlış anlaşılan bir isim. Bakalım dersin sonunda bunu konuşuruz, bakalım ne biliyordunuz, neye döndü diye. Kahır, yenmek, boyun eğdirmek, üstün gelmek anlamına geliyor. Lügata baktığımızda el kahır sözlükte zahiren ve batinen, yani hem dış görünüşte hem içte bir şeyi istila etmek. Bu kavramı İyi anla bu, çünkü bunun üzerinden götüreceğim dersi. İçeriden ve dışarıdan bir varlığı istila etmek ve hükmü altına almak. Bu tanım üzerinden daha çok gideceğiz biz. Allah'tan başka her şeyiyle mevcudada hükmü ve kudreti altına alan başka kimse yoktur. Bu kelimeden türeyen bir de kahir esması var. Galip gelen anlamına gelir. Kahhar ise fazlasıyla hükmü altına alan, yegane galip demektir. Yani kahir galip gelen, kahhar ise yoğun bir şekilde galip gelen anlamına geliyor. El kahhar varlığa boyun eğdiren, yani onu istila edip dönüştürendir. Bak, bunu çok iyi anlaman gerekiyor. Varlığa boyun eğdiriyor ama bunu nasıl yapıyor? Onu istila edip dönüştürüyor. Allah kahretsin demek, Allah ona boyun eğdirsin demek. Allah onu hakka, hakikate, Allah'ın ayetlerine boyun eğdirsin demek veya diklenen nefsini hakkın önünde boyun eğdirsin demek. Akılları varsa delil ile boyun eğdirsin, akılları yoksa gazap ile boyun eğdirsin. Şimdi ilahi yasalar Allah'ın kahhar oluşunun delilidir. İlahi yasalar. Allah bu ilahi yasalarla varlığa boyun eğdirir. Nasıl güneş yörüngesinden fırlayabilir mi? Fırlayamaz. Boyun eğdiriyor. Dünya yörüngesinden çıkabilir mi? Çıkamaz. Ancak ondan bir emir gelirse bu olur. Ama binler, milyarlarca yıl diyorlar değil mi? Dünyanın yaşı için 5 milyar yıl diyorlar filan. Bu boyun eğme devam ediyor. Arı bal yapıyor. Nasıl? Boyun eğiyor. Yani orada ne var? Kahhar esması var. Fakat neyle var? Allah'ın koyduğu yasalarla istila var. Yani hani alnından, perçeminden tutarız dediği şey var orada. Veya muhit esması var. İçeriden ve dışarıdan biz onu çepeçevre kuşatmışızdır var. Şimdi bu ilahi yasalarla varlığa boyun eğdirilir, içten ve dıştan kuşatılır. İlahi kaza, Kur'an'daki helak kıssaları, hani baktığımız zaman değil mi, Nuh'u reddedenler bir tufanla yok oluyor, işte Lut kavmi helak oluyor, taş üstüne taş kalmıyor. Kur'an'daki helak kıssaları, kahhar olan Allah'ın zorbalar üzerindeki kahhar tecellisidir. Yani ne demek istedi burada? Boyun eğdirmesidir. Boyun eğdirmesi ve onları dönüştürmesidir. Şimdi Mekke'deki o azgın topluluk ne oldu? Birkaç nesil sonra dönüştü. Taif'te nasıl dua etmişti kendisini taşlayanlara? Allah'ım, bu çocuklardan İslam ümmetine hizmet edecek yeni nesiller oluştur.
Bak orada kahroldular. Artık varlıkları yok, dönüştürüldüler. Gezegenlerin yerlerinde dönmeleri, mevsimlerin ardı ardına gelmesi, arının bal yapması, sütün yoğurda dönmesi. Süt nasıl yoğurda dönüyor? Boyun eğdiriyor. Maya ona boyun eğdiriyor. Orada ne var? Kahhar esması var. Artık süt, süt değil ama aynı zamanda süt yine orada ama yoğurda dönmüş vaziyette. Yüzümün sirke veya şarap olması. Evet, aynen öyle. Orada ne var? Kahhar esması var. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. İşte bütün bunlar Kahhar enerjisi sayesinde olmaktadır. Kahhar ismi demirde tecelli ettiği için demir taşı keser. Şimdi burada direkt boyun eğdirme gücünden, enerjisinden bahsediyoruz. Çelik de tecelli ettiği zaman çelik demiri keser. Elmas da tecelli ettiği zaman elmas camı keser, çeliği keser. Aynı zamanda elmas elması keser. Kainattaki her şey Allah'ın Kahhar ismine boyun eğmiş olur. Her şey birbiriyle boyun eğdiriliyor. Bir bu boyutu var. Bir bu boyutu var. Kahhar olan Allah suyu sıcaklık ile buhara dönüştürür. Şimdi Kahhar'ın diğer bir manasına geldik. Diğerinde direkt kesiyordu, boyun eğdiriyordu. Şimdi suyun altında sıcaklık olduğu zaman ne oluyorsun? Hal değiştiriyor. Hal değiştiriyor. O zaman kimyanın içinde bizzat ne var? Kahhar esması var. Yok etmiyor. Yok etmiyor, Dönüştürüyor. dönüştürüyor, boyun eğdiriyor. Ya yani oradaki bir ilahi yasaya boyun eğdiriyor ve dönüştürüyor. Peki sıcaklık nasıl gideriliyor? Su geliyor, bir serinlik geliyor, bir dönüşüm gerçekleşiyor. Şimdi karın üzerine yağmur yağınca kar eriyor. Güneş çıkınca kar eriyor. Orada olan ne? Kahhar enerjisi. Şimdi kahhar olan Allah bütün bunları dönüştürürken kışın bahara geçişi, baharın yaza geçişi, yazın sonbahara geçişi, sonbaharın kışa dönüşü. Biz aslında bunu hangi felsefede buluyoruz? Yin Yang'ta buluyoruz. Yin Yang'ta buluyoruz. O zaman o Yin Yang'taki buldukları yasa, Çinlilerin buldukları yasa aslında hangi esmayı bulmuş oluyorlar? Kahhar esmasını bulmuş oluyorlar. Biz buna yani o dönemdeki Arap diliyle geldiği için bu ve Arapların zihninde ki karşılığına göre bu isim sıfatlanacağına göre Kahhar deniliyor. Ama buna Çinli o yasayı keşfettiği zaman, o dönüşümü keşfettiği zaman diyor ki geceden gündüze, gündüzden geceye, karanlıktan aydınlığa hepsi dönüşüyor. Siyahtan beyaza, beyazdan siyaha hepsi dönüşüyor değil mi? O dönüşüm ölüden diriye, diriden ölüye. Şimdi bu dönüşümü Çinli Yin Yang olarak sembolize ediyor. Ama Kur'an bunu Kahhar olarak sembolize ediyor. Fakat bu da Allah'ın lütfuyla farkındalığını bize vermesiyle ortaya koyduğumuz bir şey. Tamam? Diğerleri bunu genel anlamda hep boyun eğdirme, boyun eğdirme çünkü Arap gramerinde, Arap dilinde daha çok kabileler döneminde bu din geldiği için hep bir güç üzerinden, otorite üzerinden söylemler var. Ve lügata döndüklerinde baktıkları zaman da esmaları hep bunlar üzerinden yorumlamaya çalışmışlar. Ne yazık ki bizim aydınlarımız da bundan kurtulamıyor. Kurtulamıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman geceden gündüzü, gündüzden geceyi, ölüden diriyi, diriden ölüyü, orada bütün bu söylemler duruyor. Bunları ben icat etmiyorum. Ben de Kur'an'a bakıyorum. Peki nasıl bunu düşünmüyorsunuz? Hani bir yasa var. Peki bunu hangi esmaya sokacaksınız o zaman? Bak yine lügattan aldım tanımı. Varlığı içeriden ve dışarıdan istila edip boyun eğdiren. Ne yapıyor? Karanlığın içindeki aydınlık istila edip en nihayetinde
karanlığı aydınlığa dönüştürüyor. Peki biz bugün bilmiyor muyuz? Her kadında erkeklik hormonu var, testosteron. Her erkekte de dişilik hormonu var, östrojen. Eğer bir erkeği östrojen hormonu istila ederse bugün cinsiyet karmaşası dediğimiz olay ortaya çıkıyor. İyice anlaşılıyor değil mi artık bu? Orada aslında bir kahhar esmasının ortaya çıkışı var. Nimet ama bak şimdi esmaların dansı. İnşallah Allah bu dersleri yaptırdı. Bu dansları da yazmak nasip olur. Kahharı birisinin frenlemesi gerekir. Frenlemezse işte erkek kadına döner. Onu da müntekim esması frenleyecek. Onu bir sonraki esmada inşallah o yüzden acele ettim. Gelin ki ard arda bağlayayım otursun diye. Otursun İçten, diye. Dıştan deyince muhit esmasını hatırlatıyor. Ama kahhar esmasının içten, özelliği dıştan, öyle. İçten ve dıştan evet. Çepeçevre kuşatır. Evet. Şimdi ayet ne diyor? Ağlatan da odur, güldüren de. Bak görüyor musun döngüyü? İyi ve kötü günleri aranızda sırayla dolaştırırız. Göreceğiz kim nasıl davranıyor, kim şükredecek, kim sabredecek diye. Bak kahhar esması aslında orada olan. Peki sevincin belirli bir noktadan sonra acıya dön. Her evden cenaze çıkıyor. Her evden düğün çıkıyor. Her evden doğum çıkıyor. Her evde hastalık oluyor. Değil mi? Bir dönüşüm var. Peki bir yerde acıyı durduran müntekim esması olacak. Sevinci de durduran müntekim esması olup onu zıttına dönüştürecek. Dairesel düşünmek zorundayız. Celali ve dikkatli de girer mi? Hepsi girer. Zaten dedik ki bir esmadan girersen 99'undan çıkarsın. İşte bak Muhit dedi. İşte sen Zülcelal'le ve İkram dedin. Yani o böyle bir esmadan gir. Eğer esmaları iyi tanıdıysan hepsinin içinde olduğunu görürsün. Matruşka bebekler gibi. Evet. Sarkaç var yani. Dairesel bir sarkaç var. Bizim atalarımız da keser döner, sap döner, gün gelir sana döner demişler. İşte bu da böyle kahhar esmasına bu kadar olur. Zaten bunu niye söylemişler? Hesaplaşmak için söylemişler yani. Kahhar esmasının Türkçedeki atasözü karşılığı da bu yani. Yaptığın yanında kar kalmaz. Evet. O müntekime girer. Ama dönüşüm açısından kahharı bizim dönüşüm olarak anlamamız lazım. Hani yaptığın yanına kar kalmaz, kahhara girmez. Kahhara keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Devran döner, ne işte sana döner. Evet. Oradaki dönme eylemi yani yin yang yani. Tövbede de dönüşme var ya. E tabii ki. Tevap değil mi? Tabii orada dönecek, zıttına evet. Dönecek. İbn Arabi diyor ki kalp günaha doyduğu zaman dönme başlar. Her kalbin bir şeye doyma istidadı var. Ya kalp günaha doyduğu zaman o dönme gerçekleşecek. Ama eğer doymazsa, çünkü herkesin doyma midesi farklı. Lokmayla. Kimi bir lokmayla doyar, kimisi yani bütün dünyayı ver doymaz. O doymadan sonra tövbe başlıyor. Evet. Kahhar olan Allah bir zalimi başka bir zalime musallat eder. Döner o zalime de bir başkasına musallat eder. Biz bunu kendi çağımızda hem memleketimizde hem dünya sahnesinde izliyoruz işte. Saddam'ı gördünüz. Amerika üstüne geldi. Bakalım Amerika'yla kim nasıl hani hangi zalim gelip onu oradan indirecek göreceğiz bakalım. Ondan sonra Suriye'de bir takım olaylar vardı. Arkasından IŞİD çıktı. Bakalım IŞİD'i kim durduracak göreceğiz. Bizim ülkemiz zaten şenlik. Yani bizim ülkemizde söz söylemeyi bulamıyorum. Böyle dans var böyle yani. Yıllardır darbeleri de alacaksınız. Biri geliyor hükümeti idam ediyor. Öteki onun intikamını almak için Deniz Gezmiş ekibini idam ediyor. Ondan sonra muhtıralar oluyor. Ondan sonra
28 Şubat oluyor. Ondan sonra ötekiler iktidar oluyor. Onlar orduyu mahvediyor. İşte ondan sonra cemaat çıkıyor. Böyle biz yani bütün bu bütün bunları böyle eğer biraz idrakin varsa, ilmin varsa seyret sinemayı. Ama bütün bunlardan ibret almazsak daha çok fırıldak gibi döndürür Allah bizi. Yani. Evet. Şimdi bu ayet açıkça Kahhar'ın ilk geldiği yer Sad suresi 65. ayet. Sad. De ki ben sadece bir uyarıcıyım. Vahid olan ve Kahhar olan Allah'tan başka ilah yoktur. İlah yoktur. Bu ayette açıkça peygambere ne diyor? Kahhar olan benim. Karşıdaki kişiye boyun eğdirecek. Karşıdaki kişinin kalbinin günaha doymasını sağlayıp döndürecek olan benim. Vahid ve Kahhar. Kahhar esması 6 yerde geçiyor Kur'an'da arkadaşlar ve iki Vahid Kahhar, Vahidül Kahhar. Vahidül Kahhar tek başına asla Allah kullanmamış Kur'an-ı Kerim'de. Bunun nedeni şu. Hem Kahhar tek başına ortaya gelip de insanlarda bir Allah'ın hani rahmetim gazabımı aşmıştır derken ki bir ilke çiğnenmesin diyerekten bir de çok derin bir felsefi anlamı var. Tasavvufi anlamı var orada. Buradaki vahidin sayı bakımından tek olmadığını gösterir. Çünkü kahhar ne dedik? İçten ve dıştan istila eden. Bütün varlığı içten ve dıştan muhit olan ve kahhar olan, muhit sadece çepeçevre kuşatan. Kahhar ise bu enerjinin boyun eğdiren kısmı. O zaman boyun eğdiriyorsa aslında tüm varlık birdir. Hepsi Allah'ın elinde tıpkı Hacivat Karagöz'deki gibi oyunu oynatan kişinin elindeki ipler gibidir. Sadece sembolizm kullanıyorum. Böyle değildir elbette. Ama mecburen sembolizm kullanıyorum. O yüzden Allah'ın bir oluşundan, parçalanamaz oluşundan, sayı bakımından tek değil, bütünlük açısından bir oluşundan dolayı sende tüm varlıkta şah damarından daha yakın olan olduğu için tebliği peygamber yapsa da dönüşümü sağlayacak olan o kişinin şah damarından daha yakın olan içindeki parçasıdır. Onun şah damarından daha yakın olan parçası oradan işte Allah Fatiha suresindeki gibi niye namazda diyorsun? Allah'ım bana hidayet ver. Namaza duruyorsun. Hani hidayete erdin ki namaza duruyorsun? Yok. Sadece yola girdin. Daha doğrusu tanıdın. O yüzden sana namazda sürekli bana hidayet ver diye Fatiha suresinde söyletiyor. Çünkü sen hidayet ver dedikçe samimiysen ve ısrar ettiğinde kahhar enerjisi devreye girecek. İçindeki dönüşüm başlayacak. Bu durumda peygamberin bir tek görevi var. Tebliğ etmektir. Peki öyle midir? Hayır değildir. Nedir bir de? Allah bunu yapacak ama bunun için peygamberin tebliğine ihtiyaç var. Birisinin bunu gelip tebliğ etmesine ihtiyaç var. İkincisi, peygamberin aurasından yayılan o ışığa ihtiyaç var. Döllemeye ihtiyaç var. Tetikleyiciye ihtiyaç var. O yüzden kimlerle oturup kalktığınıza dikkat ediniz. Sadıklarla beraber olunuz. Çünkü kimlerle beraber oturup kalkıyorsanız onlara benzersiniz. Onlara benzersiniz. Bu bütün bu anlattığım şey bir yere oturdu mu? Eğer hani açık çünkü yıllarca çok doğru anlaşılmamış bir esmadan bahsediyoruz bugün. Ve hayatımızda ne kadar olan ve olması gereken bir esmadan bahsediyoruz. Evet. Şimdi sen sadece bir uyarıcısın, zorla boyun eğdirici değilsin. Eğer kullarına hakikati kabul ettirecek, hakikate boyun eğdirecek biri varsa o da Allah'tır. Fatiha'daki işte Allah'ın bizi hidayete ilet dediğimiz şey bizi istila et içeriden, yani zaten şah damarından daha yakın bir şekilde sen benim varlığımdasın. Benim uykuda olan, trans halinde olan, dünyayla sarhoş olmuş,
Dünya istekleriyle sarhoş olmuş varlığımı içeriden istila ederek uyandır. Karanlıklarımı aydınlığa dönüştür demek. Tamam? Şimdi Rad suresi 16'da de ki göklerin ve yerin Rabbi kim? De ki Allah'tan başkalarını o kendi kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar verebilenlere dostlar mı ediniyorsunuz? De ki hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun gibi yaratan bir takım ortaklar buldular da bu yaratış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki Allah her şeyi yaratandır ve o öyle vahid, öyle kahhardır ki. Şimdi bu ayette Allah sahte putlar edinenlerin psikolojisiyle, durumuyla gerçekten hakikate dönenlerin arasında bir ayrım yaptı. Ne dedi? Kör ile gören bir olur mu? Karanlıkta olanla aydınlık olan bir olur mu? Başka ayetlerde bilenle bilmeyen bir olur mu? Bu farkındalığı İslam dünyası kaybetti arkadaşlar. Kim karanlıkta, kim kör, kimlerin peşinden gidiyorlar, darma duman oldu. Dün bir telefon görüşmesi yaptım. Şimdi birisi bana dedi ki bir rüya gördüm. İşte rüyamda menzilin adı geçti. İşte o sırada birisi beni aradı. Tamam, sana işaret gelmiş, gel sen menzil grubuna üye ol. Beni götürdüler, gittim. Ondan sonra işte şeyhe rabıta yapıldı. Hani gözümün önünde canlandırdım, hayal ettim filan. Sonra da bana dediler ki seni ancak cennete mürşidin geçirebilir. Dedim sen de bunu kabul mü ettin? Hani bu kadar eğitim sahibi yok dedi. O yüzden seni arıyorum. İçime sinmedi. Arkana bakmadan dön git dedim. Kur'an'da bana bunu destekleyecek bir ayet göster. Ben de seninle beraber geleceğim dedim. İşte bak bu ayet bu çağa yine bir şey söylüyor. İnsanlar öyle yanlış kişilerin peşinde koşuyorlar ki. Bak ayet ne diyordu burada? Dedi ki, de ki Allah'tan başkalarını o kendi kendilerine bir fayda ne dinliyorsunuz? İşte yaşıyoruz. Cemaat, tarikat, ne ararsan var yani. Ondan sonra de ki, onları geçtim. Allah yaratış de ki Allah, pardon, onun gibi yaratan bir takım ortaklar buldular da bu yaratış kendilerince birbirine benzer mi göründü? Yani Allah'ın yaratmasıyla onların yarattıklarını iddia ettiği şeyler aynı mı göründü onlara? Bu onlar için belki bir puttu. Bugün içinde ete kemiğe bürünmüş putlar. Hiç fark etmiyor. Ama Allah da diyor ki hayır, asıl yaratıcı benim. O her şeyi yaratandır. Sonra da devam ediyor. O öyle vahid, öyle kahhardır ki. Yani eninde sonunda her şeye boyun eğdirir. Helak eder anlamında burada kullanıyor bunu. Yine Yusuf suresi 39. ayette. Ey benim zindan arkadaşlarım. Ayrı ayrı birçok tanrılar mı daha hayırlı, yoksa vahid ve kahhar olan mı? Şimdi burada tabii dikkatimizi çeken bir şey var. Allah kahhar oluşunu hayırla nitelendirmiş. Bak ne diyor? Ey benim zindan, biliyorsunuz hikayeyi anlatmayacağım. Kıssanın içinden aldım çünkü bunu. Zindandalar ve o sırada da Hazreti Yusuf zindan arkadaşlarına diyor ki ey benim zindan arkadaşlarım, ayrı ayrı birçok tanrılar mı daha hayırlı, yoksa vahid ve kahhar olan Allah mı? Biz buradan ne anlıyoruz? Allah'ın kahhar oluşunun hayırlı olduğunu anlıyoruz. Tabii yani korkulacak, ürkülecek, kaçılacak bir şey değil. Tam tersine hayır olduğunu anlıyoruz. Ayet direkt zaten aklını işletirsen bunu bize söylüyor. Yine Zümer 4. ayette. Eğer Allah bir çocuk dileseydi, yarattıklarının arasından dilediğini seçerdi. Burada direkt zaten Hristiyanlara, bir de Araplar biliyorsunuz o putlara Allah'ın kızları diyorlardı, onlara cevap veriyor. Ama o bundan münezzehtir,
O vahüdül kahhardır. Yine Allah hem tekliğini hem de her şeyi içten dıştan istila edip eninde sonunda dönüştürdüğünü, boyun eğdirdiğini söylüyor ki nitekim öyle olmadı mı? En nihayet Mekke'nin fethinde bütün o Kabe'deki putlar yerle bir edildi ve buna inananlar içten ve dıştan kimi isteyerek, kimi istemeyerek, kimi taklidi, kimi tahkiki boyun eğdi. Burada neyi gördük yine? Vahüdül Kahhar'ı gördük. En'am 17-18. ayetler. Allah sana bir sıkıntı verirse, Allah'tan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana Allah bir iyilik verirse, başkası onu engelleyemez. O her şeye kadirdir. Ne demek kadir? Kudreti vardır, gücü vardır. Kullarının üstünde kahir o, hakim o, habir o. Bak bu var ya, sadece bunun üzerine tefekkür etmek bu çağın depresyonlarına ilaçtır. İnsanlar, zaten dine inanmayanlar konumun dışında, yani onları ne tartışayım ben, yani bir gün yolu bulurlar. Burada benim muhatap aldığım kişiler Allah'a inandığını söyleyip de bir depresyondan bir depresyona, bir panik ataktan bir panik atağa, bir hastalıktan bir hastalığa koşan insanlar. Burada ne var? Allah'ı tanımama, Allah'a yakın olmama, Allah'a güvenmeme ve Kur'an'ı yeterince idrak etmeme. İstediğin kadar sen onu ezberle, hafızı ol, istersen 50 rekat namaz kıl. Allah'ın muradı bu değil ki. Allah Kahhar ismiyle neyi yapmak istiyor? Karanlıklarda kalan nefsini dönüştürmek istiyor. O zaman İslam neyi başarmak istiyor? Yani senin günde 5 vakit bir putun önünde eğilir gibi bir spor pedi olarak benimsediğin seccadeye koşup tavukların yemleri gagaladığı gibi namaza mı gitmeni istiyor? Yoksa yaptığın ibadetlerle senin dönüşmeni mi istiyor? İbadetler, Kur'an okumalar, Esma-i Hüsna'yı idrak etmenin bir hedefi var. Allah'ı tanıtmak, kendimi tanımak ve bunun sonucunda da dönüşmek. Benim içimdeki hayvanı, benim içimdeki zalimi, benim içimdeki firavunu Musa'ya dönüştürmek, İbrahim'e dönüştürmek. Eğer okuduğum Kur'an, yaptığım ibadetler içimdeki Firavun ve Musa'yı dönüştürmüyorsa, o yaptığın şeyler senin Firavununa hizmet ediyor demektir. Bugün din adına yapılan zulmü kendi çağımızda bütün o coğrafyada görüyoruz zaten. Yani kör göze parmak artık yani. Oyuncak gibi olmuş oluyor. Eğleniyor insanlar yani yaptıklarıyla. Aynen öyle. İşe yaramadık. İşe yaramadıktan sonra yani biz diyoruz ki ibadetlerin maksadı kahretmesi bizi. Neyi kahretmesi? Evet, nefsimizi. Evet, aynen öyle. Ve bak zaten ayeti şimdi bu mantıkla dinle. Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası gideremez. Sana bir iyilik verirse başkası onu engelleyemez. O her şeye kadirdir. Kullarının üstünde kahir o, hakim o, habir o. Yani her şeyden haberdarım. Kadirim, her şeye gücüm yeter. Hakimim, hikmet sahibiyim. Kahirim, dönüştürürüm. Bütün bu yeteneklerimle, güçlerimle bütün bunları yapmaya muktedirim. En'am 61-62. Kulları üzerinde kahir olan yalnızca odur. Ne demek o? Kullarını dönüştürebilme ancak o dönüştürür. İster o davete icabet ederler, nasıl? Dönüştürerek, isterse henüz kalpleri daha doymadığı için karanlıklara, zulme, günaha henüz o ilahi yasa gereği dönüşüm başlamamıştır. Tamam mı? Şimdi size koruyucular gönderir. Dünya hayatındayken
bize koruyucular gönderdiğini söylüyor. Aslında ileride bir konu, melekler konusunda ciddi bir tartışma açacağım ileride. Sizden birine ölüm geldiği zaman elçilerimiz hiçbir kusur işlemeden, eksiklik yapmadan onun canını alırlar. Sonra da gerçek mevlalarına döndürülürler. Uyanık olun, agah olun diye geçiyor ayet. Hüküm onundur ve hesap görenlerin en süratli olanıdır. Şimdi kulları üzerinde kahir olan yalnızca odur. Biz bu dönüşümü sağlayacağını düşündük ama peki ölüm olduğu zaman da bedenimiz dönüşmeyecek mi toprağa? Bir dönüşüm yaşayacak. Peki ruh yalnız Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Peki o zaman Allah'tan gelip dönmenin hangi esma ile olduğunu anlıyoruz? Kahhar esması ile olduğunu görüyoruz. Gördünüz mü? Kahhar genelde böyle beddua olarak kullanılır halk arasında. Demek ki Allah dua kahretsin. Değil mi? Duaymış yani. Değil mi? Ya evet. Tabii dua dua. Dua oluyor. Hep beddua. Kahretsin, dönüştürsün. O, dönüştürsün. Ama o onu söylemiyor. Keşke o bunu söylese yani niyete böyle gibi. Herkes hidayete ererdi yani. Herkes birbirine Allah senin bu huyunu kahretsin. Allah senin bu zalimliğini kahretsin. Bütün bir bilinçle söylediğin zaman o hani o zalimliği dönüşecek. Ama bunu bak dikkat et, ölüm üzerine almış bu ayeti kahharı. Oturmuşlar bir sürü meğer uydurda gitsin veya tefsir uydurda gitsin. Yani burada çok açık net kahhar esması netleşince ayetin de ne anlama geldiğini anlıyorsunuz. Şimdi melek kavramı, bu ölüm meleği kavramı üzerine de bunu paylaşmadan edemeyeceğim. Bir idrak olsun sizde. Eğer bizim anladığımız gibi Azrail anlarsak Sümerlilerin tanrısına tapıyoruz biz. Eğer ölüm sırasında bir Azrail geleceğine inanıyorsak Sümerliler aynen böyle inanıyor. Ama tabii ki İslam o coğrafyada geldiği için insanların zihinleri, idrakleri yetmeyince bulundukları kültür üzerinden ayeti yorumlamaya gidiyorlar. Aynen, yani aslında İslamiyet'ten önceki bütün gelenek, anane, görenek, tefsir ve hadis yoluyla aynen korunmuş arkadaşlar. Ben sonra bunu sizinle paylaşırım. Peki buraya ne yeni yorum getireceğiz? Şimdi master'da da yüksek lisansta da ben bunu çalışmıştım ve şimdi son dönemlerde yapılan bütün çalışmaları takip ediyorum. Ölüme yakın deneyimler. Bütün dünyada ciddi ciddi şimdi buna tanatoloji diye bir bilim dalı kurdular Amerika'da. Bunlar ölüme yaklaşanlarla ya rahibeler, rahipler, din psikologları onların yanında oluyor. Bazen oradakiler konuşuyor, ne görüyorlar, ne ediyorlar veya son sözleri ne oluyor, bunlar not ediliyor. Bütün dünyada ama yani Müslümanlarda, Hristiyanlarda, Budistlerde, Kızılderililerde her neyse o tıp doktoru olabilir, psikiyatrist olabilir veya oradaki din psikoloğu olabilir veya ölümden dönen insanlar, işte kalp, özellikle kalp masajıyla dönenler, kalbi duranlar üzerinde yapılan çalışmalar, ikisi zaten ortak şey söylüyor. Yani hem ölüme yakın insanların vizyonlarıyla ölümden dönen insanların vizyonları ortak noktada buluşuyor ve tüm dünyada. Böyle olunca bir kendilerine gelmeye başlıyorlar şimdi. Demek ki bir şey oluyor. Önce şey diye uydurdular. İşte ölüm anında beyinde işte 100 kat serotonin, belki daha fazla serotoninle beyin yıkanıyor. Epifiz bezi devreye giriyor. DMT diye bir molekül salgılıyor. Bunlar halüsinasyon gösteriyor dediler önce. Ama inançlı insanlar var bunların arasında. Doktorlar var, rahipler var filan. Bunun teorisini oluşturmaya çalışıyorlar. Şu o kadar hoşuma gitti ki bunu Sultan Tarlacı'dan duyduğumda, bir din şeyiyle konuşuyordu, bizden bir müftüyle konuşuyordu. Dedi ki acaba dedi melek diye hepsi diyor beyaz bir ışık ve tünel görüyor. Melek o mu? Azrail dediğimiz. Bence o kadar güzel bir şey, çünkü fenomenolojik bir gerçekten bahsediyor. Var olan bir gerçekten bahsediyor. Çünkü o ışığın tabiatı şu. Bu ışık çok zeki.
daralabiliyor, genişleyebiliyor. Senin tünelde ne kadar yürüyeceğine izin veriyor. Ve bunlar hepsi ölümden geri döndüğü için, özellikle ölümden geri dönenler için konuşuyorum. Hepsinin ortak kanısı şu. Bir diğer tarafta daha önce ölmüş yakınlarıyla karşılıklı geliyorlar. Anneleriyle, babalarıyla, anneanneleriyle, çocuklarıyla karşı karşıya geliyorlar. Ve onlarla kucaklaşmak istiyorlar. Oraya akmak istiyorlar. Ama o ışık enerjisinin içinde, o tünelin içerisinde kesinlikle izin verilmiyor. Eğer geçersen bir daha geriye dönüş yok. Bunu o kadar çok içlerinde hissediyorlar ki o ışığın zeki olduğunu anlıyoruz oradan işte. Ve sonra o tünelden geri dönüyorlar. Ve bedenlerine geri döndükleri zaman da tabii bedenleri ya ameliyat geçirmiş oluyor ya bin bir facia var. Korkunç bir acıyla yüz yüze geliyorlar. Bu deneyimi ateistler de yaşıyor. Herkes de yaşıyor. Ve döndükleri zaman da hayatları kesinlikle bu insanların değişiyor. Şimdi bu bilim adamları arasında tartışma olunca diğerleri diyorlar ki fakat bunu ateistler de yaşıyor. Yani diyelim sadece dindarlar yaşadı, ateistler de yaşıyor. Ve bunlar farklı dinler, farklı mezhepler aynı tecrübeyi yaşıyor. Ve döndükleri zamanda kesinlikle hayatları çok değişiyor. O yüzden hani burada bir şey var diye söylüyorlar. Ve buradaki elçilerimizi gönderdiğimiz zaman ışık tünelini bir de bu gözle okumanızı duyduğunuz zaman da bu şekilde değerlendirmenizi isterim yani. Evet. Sonra Mü'min 16. O gün onlar ortaya çıkarlar. Şimdi zaten bu var ya, bu meallere bir baktım Allah'ım nasıl. Yani işte mealler arkadaşlar, mealleri bırak. Bir Arap bile, Arapça okusa bile bu ayetleri kendi zihni ne kadar izin verirse anlayabilir. Şimdi bir baktım o gün, tamamını okuyacağım ve sonra söyleyeceğim. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir denir? Allah cevap verir bütün o insanlar adına. Vahidül Kahhar. Kahhar olan tek Allah'ındır. Şimdi mealler şöyle. O gün onlar kabirlerinden fışkırarak... Çok duymuşsunuzdur bunu. Evet. Kabirlerinden fışkırarak kalkarlar. Yahu ne önünde ne arkasında bunu destekleyecek bir ayet yok ya. Mustafa İslamoğlu'nun ama tavrını çok beğendim. O şöyle yorumlamış. O gün onların yani bütün varlıklarındaki günahları, sevapları ne varsa ortaya dökülür. Çok mantıklı yani, mealini vermiş yani. Ama %80'i herkes kabirlerinden koşarak kalkıyor. Sonra da hala şunu tartışırsın. Ahirette mi uyanacağız? Peki ahiret dünyanın yok olmasıysa o vakte kadar ruh uyuyacak mı? Ne olacak? Bunun tartışmasını yaparsın. Peki yukarıdaki ayet ne diyordu? Hiç eksiklik yapmadan onun canını alırlar. Sonra da gerçek mevlalarına döndürülürler. Bekleme var mı? Sonra da devam ediyor, diyor ki uyanık olun, hüküm onundur ve hesap görenlerin en süratli olanıdır. Şimdi yukarıdaki ayette hemen Allah'a döndüğümüz ve hesabın hemen görüldüğü yazarken, işte böyle daha önceki Mezopotamya'dan gelen bir sürü de Yahudilerin inancı, bir de Hristiyanların inancı, hepsi de üstüne gelince işin içinden çıkamıyorlar. Ahirete kadar biz mezarda uyuyacak mıyız? Tamam, o zaman diyorlar ki kabirler cennetten bir parça, cehennemden bir parça. İşin içinden çıkamayınca oraya getiriyorlar bunu. Ama yukarıdaki ayet ne diyor? Bak ayeti okuyorum, ben kendim uydurmuyorum arkadaşlar. Siz de En'am 61-62 gidince bakın, diyor ki sonra da gerçek mevlalarına döndürülürler. Uyanık olun, hüküm onundur. Hesap görenlerin en süratlisi odur. Şimdi bunlar ne anlıyorsunuz? Bizim Allah'a hemen kavuştuğumuzu, hesabımızın hemen görüldüğünü başka tartışmaya yer verecek bir şey var mı? Yer verecek bir şey varsa söyleyin, ben de uyanayım. Ama zaten ben bir sürü ayetlere bakarak da hani kalbim tatmin bir şekilde sizlerle konuşuyorum. Tatmin bir şekilde. O yüzden Hindular berzahta bekleyip
habire reenkarnasyonla geliyorlar. Bizimkiler de geri kalmıyor. Biz de ahirete kadar orada bekliyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Bir sürü inanç nasıl birbirine girmiş vaziyette. Öyle kabirde cennetten bir parça, cehennemden bir parça, kıyamete kadar bekleyeceksin. Yahu 100 milyar insan geçmiş, herkesin mezarı birbirinin üstüne. Hani Osmanlılar zamanında ölenlerin 600 senelik mezarlar nerede ya? O 1400 senedir peki Müslümanların mezarları nerede? Hani nasıl gidip bulacağız kimin cehennemlik, kimin? Yani biraz insan aklını işletir değil mi? Evet. Şimdi bu mümin 16'nın üzerine benim günlerce ders yapmam lazım ama sadece Kahhar esmasını işlediğim için tasavvuf derslerine ileride girdiğimizde konuşuruz. Hani bugün vahid ve kahhar olan Allah'tır dediği. Şimdi peki farklı bir gözle bir ayet grubunu gözden geçirelim. Allah'ın melekleri Adem'e secde ettirmesi. Melek kavramına baktığımızda melik, sultan, güç demek. Meleke, yetenek, kabiliyet demek. Peki, Adem'e ruh üflenince melekler secde ediyor. Ondan önce secde etmiyor. Ama bugün biraz antropoloji bilgisi olan, İslam tarihini iyi bilen birisi bilir ki ve Kur'an ayetlerine hakim olan birisi bilir ki Allah evrimle insanı bir noktaya getirdi. İşte Homo erectus diyorlar, Neandertaller diyorlar. En son Desinova'dan bahsettim. Baktın değil mi onun da resimlerine? Ve 20 tür insan, 20 tür insan. Ve bizim DNA'mızda 12 tür insanın DNA'sı var. Biz sapiens değiliz. Şimdi baktığında demek ki Allah Adem'e ruhumdan üfledim, meleklere de secde ettirdim dediği tüm diğer insan ırklarını düşündüğümüzde, antropolojiye baktığımızda ve antropolojinin onlar mağarada yaşamışlar, hangi aletleri kullanmışlar, nasıl bir medeniyet oluşturmuşlar baktığında neyi anlıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Allah Adem'in içine içkin yetenekleri gömdü demek bu ya. Melekleri onun önünde secde ettirdi demesi diğer insan ırklarından, Neandertallerden, Homo erectus'tan, Homo desinova'dan, şimdi bir sürü daha var, bir sürü isim veriyorlar. Bütün onlarla aramız açıldı bizim. Nörobilimciler de diyor ki alnımız genişledi, prefrontal korteks genişledi, beynimizin gramajı arttı, kabuk arttı, ses buradaydı, maymunlarda da burada. Diğer insanlarda da burada, o yüzden konuşamıyorlar mimiklerle. Buraya indi. Buraya inince biz konuşmaya başladık. İşte ne diyor Adem'e Allah eşyanın isimlerini öğretti. Demek ki larynx'in olduğu, ses tellerinin olduğu şimdiye kadar antropolojinin keşfettiği Homo sapiens sapiens. Biz buradan anlıyoruz ki bu bizim atalarımızdan bahsediyor. Hani kelimeleri konuşmayı öğretti. Ve ondan sonra da melekler hayret etti. Yani ondan sonra artık bu insanı hiçbir şey tutamadı. Bak nereden nereye geldi? Mars'a gidiyor ya. Onu bırak. Kendi geçmişini giriyor laboratuvarda araştırıyor. DNA testi yapıyor. Türüne ameliyat yapıyor. Organ nakli yapıyor. Nerede? İşte bu ne? Meleklerin secde ettirilmesini böyle anlayacaksınız arkadaşlar. Yoksa çıkıp bu çağda ne batılılarla ne diğerleriyle yarışamazsınız. Peki bu zorlama bir yorum mu? Hayır. Eğer Arapların tarihini bilirseniz, İslam öncesi Arapların dinini bilirseniz, Mezopotamya'daki dinleri bilirseniz, mistik tecrübenin ne olduğunu bilirseniz, kutsal tecrübesinin ne olduğunu bilirseniz, psikolojiyi bilirseniz, nörolojiyi bilirseniz, antropolojiyi bilirseniz, çok şey söylüyorum değil mi? Öyle ilahiyatçı nereden bulacaksın? İlme yakin mi oluyor o zaman? İlimle iyice Adem'e meleklerin secde etmesini hani ilimle açıklamış oluyorsunuz o zaman. Yani ne demek istedin? Bizim şimdi önceki anlayışımızda secde, namazdaki secde gibi düşünülüyor. Ha. Ama şimdi siz melekler, bütün sahip yani, olan melekelerin evet. Adem'de oluşması, bu melekeler bir ilim sonucunda öğrenildi. İşte. Ve bu açıklamanız da ilimle ortaya çıktı.
hani ilimle o bilgiye yakınlaşmayı zihnimde çok doğru, benim. Çok doğru. Peygamberlere döne döne hangi dua ettiriliyor Kur'an-ı Kerim'de? Yani, Rabbim ilmimi arttır. Bütün peygamberlerin ağzından Kur'an-ı Kerim'de ettirilen dua ne? Rabbim ilmim. Demek ki homo sapiensin diğer türlerden ve varlıktaki cinlerden en büyük farkı ne? İlim kapasitesi çok yüksek bir varlık. İlim bilgi sahipleri Allah'tan layıkıyla aklını kullanabilir, değil mi? Hem de Allah'tan layıkıyla alimler korkar. Allah'ı layıkıyla alimler takdir eder. Demek ki homo sapiens sapiensin en belirleyici özelliğini ilim. Ve o yüzden konuşma öğretiliyor. Çünkü konuşarak kültür aktaracak. Kültür yaratacak. Medeniyet yaratacak. Maymunlar medeniyet yaratabilir mi? Yazı yazamadıkları için bak neydi ilk gelen ayetler? Oku. Sonra kalem yaz. Nedir bu? Okuyabilmesi için ses tellerinin olması lazım. Yazabilmesi için de bütün canlılardan farklı şu el ergonomisinin ve ince motorların beyinle bağlantısının olması lazım. Biz biliyoruz ki bu bağlantı prefrontal kortekste. Bu ne maymunda var, ne diğerlerinde var. Beni ayıran şey hem yazmamı sağlıyor, yazınca ne oluyor? Kültür aktarılıyor. Peki yazmadan önce sözlü aktarılıyordu. Değil mi? Hikayelerle, resimlerle ama homo sapiensin bizim en büyük özelliğimiz dili kullanma ve dille düşünebilmemiz. Çünkü dil olmazsa düşünemezsin. Neyi çocuklar düşünebilir mi? Felsefe yapabilir mi? Dil yok ki. Dil yok. Sanatı da ortaya çıkarıyor. Edebiyat. Ha, müzik, o yüzden de sanatın tacı ne diyorlar? Edebiyat diyorlar. Çünkü prefrontal korteks devrede. Ve bütün öğrendiğin bilgilerin içerisinden süzüle süzüle kaliteli edebi eserlerden bahsediyoruz. Yani evet, şimdi piyasada evet, gezen o rezilliklerden bahsetmiyoruz. Şimdi buradaki boyun eğdirme bize 99 esma diye Kur'an-ı Kerim'de sunulan sıfatların bizi istila etmesi demek arkadaşlar. Potansiyel olarak bize verilmesi, bazısı doğuştan açık olacak. Bir kısmı da yaptığımız çalışmalarla açığa çıkacak. Yani içeriden dışarıya istila edecek. Kahhar esması burada devreye girecek. Burada buraya kadar konuştuklarımda karışık bir şey var mı? Tamam. En önemlisi de secde oldu. Adem'e secde edilmesi yani. Evet. Aslında tecelli eden o, onu da o da farkında oldu yani. Adem'den tecelli eden Allah. Şimdi onu söylersen o kadar klasik bir tanım olur ki ne yani bu. Şimdi ben onu sana o kadar detaylı verdim ki idrak açılsın diye. Yoksa herkes bu sözü söylüyor ama hiç kimse de ne bir irfan var, ne bir erdem var, ne bir yüksek ahlak var. Benim itirazım şu. Tasavvufun dedikodusundan nefret ediyorum. Tasavvufun dedikodusundan midem bulanıyor. Bu onun üstüne iyi oldu. Ha. Evet. Şimdi yaşamadığın hiçbir şeyi konuşma. Gerçek sufiler bunu söylemiş. Ancak o kadar etkili olur. Ne kadar sende bu karşılığı varsa karşı tarafa bunu aktarabilirsin. Bugün herkes sufi, herkes mutasavvuf, herkes alim. Artık yani hiç kimseyi görmek ve duymak istemiyorum yani. Şey görüyorsunuz tarikatları, cemaatleri, ortalıkta kendilerine isim bulanları, kendisini bir yere dayandıranları. Evrene sallı atmıyorlar. Birkaç gün önce. İstediniz mi Evrene sallı? Ya o da bir rezalet yani ben daha önce onları gömülmüş olay evet Bursa'ya İskender sahte peygamber var ya öldü geçen hafta Bursa'ya gömüldü Amerika'dan cenazesi geldi şimdi tüm canlıların ölüme boyun eğmesi ne olur o zaman kahhar gecenin gündüze gündüzün geceye dönmesi kahhar bir mikrobun insanı istila edip devirmesi. Nedir bu? İstila var değil mi? Kahhar. Uykunun insanı istila edip uyanık bilinci uyanıklığa dönüştürmesi. Kahhar. Açlığın insanı ele geçirip bütün zihnini ve her şeyini ele geçirmesi.
Kahhar. Artık net mi arkadaşlar bu kahhar esması? Kimya aslında kahhar esması, yani tepkimelerin şey olduğu yer. Ayette dilediğini zelil eder, dilediğini aziz eder. İki zıttık senin dediğin gibi. Zaten onun başında da hatırladığım kadarıyla geceden gündüzü, gündüzden geceyi, zaten kahhar esmasının enerjilerini. Evet. Aynen. Bir şeyin bir şeye üstün gelmesi anlamındadır kahhar. Bak, bir boyun eğdirmeyi kullandık. İçeriden ve dışarıdan istila etmesini kullandık. Aslında hep aynı şeyi anlatıyoruz ama farklı tanımlarla hep size vermeye çalışıyoruz. Bir şeyin bir şeye üstün gelmesi anlamında. Gece gündüze üstün gelirse gece olur. Açlık tokluğuma üstün gelirse aç olurum. Değil mi? Şehvet galip gelirse, Allah korusun, işte ondan sonra bir sürü sapıklıklar ortaya çıkıyor. Bu manada tüm varoluş kahhar olan Allah tarafından kahredilmiştir. Yani kuşatılmıştır. İçten ve dıştan istila edilmiştir. Ve Allah yasalarını koyup boyun eğdirmiştir. Bütün varoluş ondan gelmiştir. Başlangıcı odur. En nihayet dönüşerek ona dönecektir. Varlık zati nefsiyle kuşatılmıştır. Zaten batın hu. Değil mi? Ne diyor? Zahir hu, batın hu. O zaman buradaki tam bir muhit esmasıyla beraber neye denk geliyor? Kahhar esmasına denk geliyor. Kuşatılmıştır. Dünyada ne türlü varlık olursa olsun kahhar olan, muhit olan tarafından ihata edilmiş ve kahır görmüştür. Allah tarafından kahır görmüştür demek ne demek arkadaşlar? Dönüştürülmüş. Ve istila edilmiştir. Ve ona yasalar konmuştur. İyilik edilmiş oluyor. Tabii, Allah tarafından istila edilmiş. Bu istila neyle? Yasalarla. Aynı zamanda güçle. Mesela arıyı istila etmesi, yasa koyması. Tabii ki yasa koyuyor oraya. Sen bugün buna biyoloji diyorsun, zooloji diyorsun. Evet. Varlığın ölümle veya fenayla. Buradaki fena ne biliyor musunuz, varlık? İşte yok olma. Aynı zamanda tasavvufta da fena fillah, yani nefsimizdeki hayvani tabiatların yok olması, son bulmasıyla geri dönüş kahhar adınadır. Bir varlık ölürse veya ölmeden önce ölürse, tamam mı? Kime döner? Evet, kahhar olana dönmüş olur ve bu işlemde kahhar enerjisi üzerinden yapılır. Evet. Çünkü bu dönüş için kahhar enerjisine ihtiyaçları vardır. Onların gösterdiği çabayla kahır bertaraf edilir. Bir de Allah kahır verir. Senin bela dediğin, sıkıntı dediğin şey karşı tarafta buna karşı mücadele ederken dönüşür. İçerideki kahır dışarıdaki kahra muhtaç olur. Şimdi içimde dönüşmek isteyen bir enerji var, kahır, ama dışarıdan bir bela sıkıntı geldiği zaman, mesela birçok dik kafalı hastalıklarla, sıkıntılarla mücadele ettiği zaman dönüşmeye başlıyor. Allah aşkına, bu mana yoluna böyle orada diskoda barda eğlenen, hayatı çok mutlu geçen kaç kişiyi gördünüz gelen yani? İnsanlar ya ölümle yüz yüze gelmiştir, ya iflasla, ya borçla, ya büyük bir bela sıkıntıyla ondan sonra gelmiştir bu yola. İçerideki kahrın tetiklenmesi için dışarıdaki kahra ihtiyaç var. Bu net değil mi? Evet. Evet. Böylece dışarıdaki kahır beni çabaya sevk ediyor. Neydi? Ayet. Boynunuza çabalarınızı asarız. Neydi o ya? Her varlığın
Kendi çabasına bağladık. Biz her varlığı kendi çabasına bağladık. Her varlığın kendi çabasının açığa çıkması için ne lazım arkadaşlar? Kahhar, yani sıkıntı lazım. Hatırlıyor musunuz? Hep bunu konuşuyorduk. İşte böyle ceylanlar hep bir yerde otluyor, 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 otluyor. Bir gün bu otlar bitiyor. Buradaki otlak, bir de şurada bir otlak var. Arada bir derin uçurum var. Ama ceylanlar hiçbir zaman oraya gitmeye ihtiyacı hissetmemiş. Neden? Çünkü mal var. Ama bitince sıkıntı geldi. Ne yapacak? Arayışa giriyor. Ve mecbur ikide bir geliyor. Bakıyor uçuruma, karşıya bakıyor. Ama açlık istila etmiş. Karşı tarafa geçmesi lazım. Ne yapıyor? Bütün gücünü kullanıp sıçrayarak oraya geçiyor. Böylece sıçrama yeteneğini fark etmiş, keşfetmiş oluyor. Gördünüz mü? Kahhar esması. Yani yeteneği de açığa çıkmış. Ha işte aynen öyle. Evet. Demek ki burada kahhar esması, bugün işte kişisel gelişimde her yerde falan dedikleri olay aslında kahhar enerjisinin bir yönünü konuşuyorlar. Bir yönünü. Teknolojide basbayağı görüyoruz ihtiyaçtan, elektrikte şuydu buydu. Değil mi? Öyle bir ihtiyaç olmuş ki insanlar onun arayışına girmiş. Ay, kahhar esmasını da görüyorum ben orada. Nasıl açıklan? Teknolojinin açıklan? Gelişmesinde de ha, hani tamam anladım, anladım, anladım. Ha, ihtiyaçtan dolayı. Bir sürü buluş ortaya çıkmış. Evet, anladım. Evet. Çünkü ona ihtiyaçları vardır. Neye? Kahhar enerjisine. Böylece onların gösterdiği çabayla kahır bertaraf edilir. Yani gece ile gündüz mücadele ederler. Gece mücadeleyi kazanınca gündüz bertaraf edilir. Net değil mi? Net. Okey. Alemlerin Allah'a olan bağlılığı itaatle kahren olmaktadır. Yani işte güneşin içindeki yasalar, gezegenler, atomların içindeki yasalar, kahren dediği oradaki yasalar, tamam mı? Yasalarla bütün bu varlık boyun eğer Allah'a. Bunlarda görülen muhalefetler, diyelim ki yasanın dışına çıkan şeyler oldu. Bu da Allah'ın kahır enerjisinden ileri gelmektedir. Kahır enerjisiyle ancak Allah'a muhalif olabilirler. Nasıl? Zira onları bunun için yaratmıştır. Mesela nefislerin şehvet hisleri, bu ve buna benzer şeyler Allah'ın kahrından neşet etmektedir. Açlık çıkıyor, toplukla onu yok ediyor. Anlıyor musunuz? Cehaletimiz ilimle, aydınlıkla kahra dönüyor. Nefretimiz, kinimiz sevgiyle veya merhametle dönüşüyor. Bütün bunlar kahır esmasıyla gerçekleşen şeyler. Evet. Bütün bu zıt kutupluluk Allah'ın kahrından neşet etmiştir. Yin ve yang. Tamam. Zira bir şey kendi nefsiyle istediği gibi zuhur edemez. Yani kış kendi nefsiyle yok. Allah kışı istediği için var. Ve daha sonra Allah kahhar enerjisini kullanıp kışı bahara istila ettirecek. O yüzden kahrın da hoş değil mi? Lütfun da hoş. Zira kulları üzerinde kahrını icra eden odur. Ulviyet hissi olmayıp manevi yükseliştir bu diyor. Yani kişinin içerisindeki bu dönüşümleri bizim için söz konusu olduğu zaman içimizdeki nefsani, hayvani taraflar kahroldukça kahroldukça biz ilahi olana doğru yükselmeye başlarız. Varlığını her kahreden kahırlı olur. Artık o kahırlı. Niye kahretmiş? Ve kahretmeye de and içmiş. Öfkesini, nefretini, kinini, korkusunu, zulmünü, karanlıklarını, cehaletini. O zaman sufilerin niye kahır istediğini anlıyor muyuz? Dönüşmek için. Dönüşmek için. Evet. Bir de varlığını her kahreden kahırlı olur. Şöyle bir şey de düşünün. Her an hücrelerimiz ölüp yenileniyor. Ya tırnakların değil mi? Her hafta kesiyorsun. Saçların. Ya. Şimdi
Bir de öyle bir şey ki bir çocuğun anne karnındaki oluşumunu izlediyseniz parmaklı. Bütün buralar parmaklı. Neden? Suyun içinde yaratılıyor. Perdeli. Sonra bilim adamları diyor ki ne olduğunu bilmediğimiz bir anda aniden bütün bu aradaki hücreler toplu intihar ediyor. Eğer buradaki hücreler toplu intihar etmezse bazı çocuklar perdeli ayak ve perdeli elle doğuyor. Ördekler. Ördekler gibi. Bu aradaki hücreler intihar ettiği için biz bu ayrılığı yaşıyoruz. Bunların hafızasına, öz çekirdeğine kahhar esması otomatik konmuş, kendilerini imha ediyorlar. Bütünün hayrı için. Çünkü bizde de bütün esmalar var ondan dolayı. Değil mi? Onu ortaya çıkarmakla görevliyiz. Hem açığa çıkarmakla görevliyiz hem de Allah bazı nesnelerde kimisinde 20 esma, kimisinde 30 esma, hani onlara da tezahür ettiriyor. Oradaki bebeği sen insan yavrusu olarak görmesen, hayvansal bir beden olarak görsen bile oradaki güzelliği görebilirsin için yani. Ona ihtiyaç var o perdenin. Şeylere bakmadım mı? Acaba maymunlar da mı öyle? Hani eğer maymunlar da böyleyse, çünkü neden? Diyor ki biz her şeye sudan hayat verdik. Evet. Ve evrimin bize söylediği şey ne? Sudan çıktığımız. Hı-hı. Ve teorisyenlerin bize söylediği şey ne? İnsanlığın şu hali bir insan yavrusunun anne rahminde geçirdiği tüm evreleri içeriyor. Yani bir insanın anne karnındaki, şimdi kamerayla izliyorlar ya, evreleri göre göre bir düşün, bir bakteri gibi bir spermle bir yumurta döllenin suyun içinde, yani şeyin içerisinde, o nemli ortamda değil mi? Sonra çiğnen et parçasına gelecek, sonra işte evreleri biliyorsunuz. Bütün oraya baktığınızda bütün varoluşun hikayesini anne karnında görüyorsunuz zaten. Hepsini. Evet. Şimdi... Bebekler doğduğu zaman o kadar çok beyin hücresiyle doğuyorlar ki. Fakat 2 yaşına kadar çok hızlı bir şekilde bu hücreler kendini yine imha edecek. Mesela bütün dilleri konuşma kapasitesine yeterli beyin hücresiyle gelecek. Fakat çocuk diyelim ki Türkçe konuşulan bir yere geldi. 2 yıl boyunca anne Türkçe konuşurken diğer dilleri konuşulacak olan şeylere ihtiyaç olmadığı için onları imha etmeye başlayacak. Eğer çocukla aynı anda birkaç dil, anne diyelim İngiliz, baba Türk, işte anneanne Fransız var ya öyle. Çocuk o ortamda bu defa o 3 dili taşıyabilmesi için mevcut sinir hücresi kalacak. O yüzden 0-6 yaşta uyaran çok önemli diyorlar. Çünkü 6 yaşında birçok beyin hücresi intihar etmiş olacak. Yani imha etmiş olacak kendini. Buducak, buna beynin budanması deniliyor çocuk gelişiminde. Şimdi beyin kendini burada budamadan önce çok uyaran verin diyorlar çocuğa. Her türlü şefkat, merhamet, musiki, yani ne geliyorsa aklına. Bu da kahhar esması. Dönüştürüyor. Dönüştürüyor. Hem orada yok ediyor hem de başka bir şeye dönüştürüyor. Şey yok ediyor, başka bir şeye dönüştürüyor. Evet. Yani bütün varlığın kendi tabiatı ve oluşumu itibariyle kahretme özelliği bulunmaktadır. İşte hücrelerin kendini kahretmesi. Değil mi? Saçlarında da öyle. Bunlar ölü hücre aslında. Yani bak tırnakların öyle. Ölü hücreler, gidip keseleniyorsun. Kendini kahrediyor orada, arkadan gelene de yol açmak için. Evet. Kendi keyfi nefsiyle kahredici olmamıştır bütün varlık. Kahir olmak için kahırlı olmuştur. Yani bir hücre kendini imha ediyorsa orada o kahirdir. O kahir ortaya, o sıfat ortaya çıksın diye de kahırlı olmuştur. Yani kendini dönüştürmüştür, yok etmiştir. İşte kimyadan tepkimeler.
Eğer o elektronların birbirine bağlanma yeteneği olmasa o dönüşüm gerçekleşmeyecek baktığın zaman. Evet. Varoluştaki tüm varlığın kahır çekmekte olduğunu görürsek. Şimdi bu cümleden anladınız mı? Sürekli her şey dönüşüyor. Her şey dönüşüyor. Gece gündüze, gündüz geceye. Varoluştaki tüm varlığın kahır çekmekte olduğunu görürsek maksadı anlamış oluruz. Çünkü vücut, varlık dışarıdadır. Yani şöyle bir daire düşünün. Şah damarından daha yakın olanı merkezde düşünün. Bir kişi ben dediği sürece o dış dairededir. Kahrolup nefsini dönüştürdükçe içerideki merkeze doğru gitmeye başlayacak. Güneş, yıldızlar, hayvanlar, bitkiler en dışta öldükleri zaman merkeze gidiyorlar. Yani kaynağına dönüyorlar. Burada dediğim anlaşıldı mı? Bir daire senin bedenin veya gördüğün bütün bu suretler kat kat içinde daireler küçük 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 en ortada minicik bir merkez. Batın. İçeriden kuşatılması varlığın şah damarından daha yakın olan. Senin bedenin şah damarına yakın olandan uzakta. Sembolik olarak konuşuyorum. Şimdi içte ve çevresinde kahredici kuvveti onu kuşatamaz. Aslında ruh kahredilmiyor. Senin kabuğun, sahte benliğin, gelip geçici fani tarafın kahrediliyor. Bedenin kahrediliyor ölümle. Çünkü ruhun ihtiyacı yok. Ruhun bir an önce zaten çırpınıyor. Kafesteki kuş gibi aslına dönmek istiyor. Ama bununla beraber kahir esması içeriden kuşatılamaz. Onun dönüşmeye, yok olmaya ihtiyacı yok. Bütün dönüşüm, bütün kahrolma, boyun eğdirilme merkezden ne kadar uzaklaşırsa varlık. Şah damarından daha yakın olana ne kadar uzaksa. Bu güneş içinde böyle. Gezegenler içinde çünkü sureti var, bir varlığı var. Eşya yani buradaki. Bir varlıkları var ama eninde sonunda hepsi helak olacak. Bizim gezegenimiz oluşana kadar binlerce gezegenler helak oldu, yok oldu. Hepsi aslına rücu etti. Yani dışarıdaki kahir içerideki zatı kuşatamaz. Zaten o 99 esma içeride olduğu için orada kahir esması var. Tam tersine içeriden dışarıya. Dışarıdaki bela, sıkıntı, etken ortaya çıkınca dışarıdaki gücün etkisiyle içimdeki potansiyel dönüşme enerjisi açığa çıkmaya başlıyor. Bunu biraz önce yukarıda anlatmıştım. Hareketlenme başlıyor artık. Mesela kişinin kalbi isyana doydu. Üzerine de Allah bir sürü bela verdi. Ondan sonra da içindeki kahar enerjisi dönüşmeye başlayınca bu ne yapacak? Pişmanlıkla dolup taşacak ve tövbeye doğru gitmeye başlayacak. Enerji hareketlenmeye başladı. Dışarıdan gelen baskıyla. Şeyde böyle değil mi? Düdüklü tencerede su kaynar, 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 kaynar. Belirli bir basınç gelince dışarıdan gelen etken ısıdır. İçerideki su, suyun içerisindeki kahır enerjisi olmasaydı buhara dönebilir miydi? Ve o buhardan öyle bir güç elde ediyorsun ki buharlı gemi, buharlı tren falan yapıyorsun yani. Değil mi? Lokomotifi hareket ettiriyor buhar baktığın zaman. Bu kuvvetin etkisiyle hareketlenecek ve Allah'a da dönmüş olacak ve bu sırada da olan olmuş olacak. Bu suretle bu fiilden etkilenen kendi zatını kahreder. Eğer kim bu enerjiden etkileniyorsa sahte benliğini, ben dediği varlığını kahreder. Yani dönüştürür. Kahir adı muhit adına girer. Kahhar ismi sonunda lütfa döner. Dedi ki döngü gece gündüz, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Geçen hafta Latif esmasını gördük, bugün kahrı görüyoruz.
Yani içinde barındırır. Kahır içinde lütfu barındırır. Lütuf da içinde kahrı barındırır. Bunu idrak eden bir insan Yunus Emre gibi der. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yelenirim. Bana seni gerek seni. Niye? Sonunda güleceğim, ağlamaya dönecek. Ağlayacağım, gülmeye dönecek. Bunu bu kadar abartmanın ne anlamı var? Bu kadar şımarmanın veya depresyonlara girmenin ne anlamı var? Sonunda bütün bu dönecek. Bu da geçer yahu. Ha, bu da geçer yahu, aynen. Sarkaç gibi bir hareket var. Kışın tıpkı bahara dönmesi gibi. Kahhar adı Rahman adına döndüğünde, işte dedik ya zıttına dönecek. Bu iki isim bir araya gelerek Kahhar adı ön tarafta bunları sarıp kuşatır. Şimdi ne demek istedim? Yin Yang'taki gibi geceyle gündüz. Geceyle gündüz nerede buluşuyor? Okyanus'ta değil mi? Seher vaktinde, hani tam döneceği zaman, hani ve en karanlık olduğu andan sonra güneş doğuyor. O yüzden önce Kahhar ismi gözüküyor. Tam vakti. Oğlumun adı koymuştum. Önce bak, bu döngüde Kahhar ve Rahman ismi karşılaştığında, buluştuğunda o döngüde, nasıl ki en karanlık an güneş doğmadan önceki ansa, senin önden gördüğün ne oluyor? Karanlık oluyor. Ama arkasından ne çıkacak? Aydınlık. Aydınlık çıkacak. İnşallah canım. Kahhar adı ön tarafta bunları sarıp kuşatır. Keza ilahi kahır ön yönden kendini gösterir. Evet. Ve yine bu buluşma anında Kahhar ismi önde olup hal ve tavırlarda şirki kahredip kişiyi sonunda tevhide getirir. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Bırakıyorsun artık o güvendiğin şeylere bel bağlamayı. Yavaş yavaş idrakin açılmaya başlıyor. Peşinden koştuğun şeylerin sahtekar olduğunu, yalancı dostlar olduğunu, kendisine bile faydası olmadığını anlayıp yavaş yavaş o putlarından vazgeçmeye başlıyorsun. İşte o Kahhar, o yalnızlık, o terk edilmişlik, o yediğin tekmeler, o görünen karanlık aslında seni tevhide doğru götürüyor. Evet, aynen öyle. Aydınlığa götürüyor. Şirki istila ediyor. Evet. Nefsi emmare ancak Kahhar ismiyle arkadaşlar dönüşebilir. Nefsi mutmaineye. Bu da aşama aşama olur. 7 tane nefs mertebesi var biliyorsunuz. Ve en son kemalat nefsi kamileye geldiği zaman şah damarından daha yakın olanın nefsi emmareye galip gelmesi gerçekleşir. Tıpkı gündüzün karanlığa galip gelmesi. Yani nefsi safiyenin nefsi emmareyi kahredip ona galip gelmesi, boyun eğdirmesi. Bir, dışarıdan görünüşü, içten istila edip özelliklerini değiştirmesi. Tıpkı karanlığın aydınlığa dönmesi gibidir. Bu da öfkeni kahretmek, dönüştürmek, nefretini sevgiye dönüştürmek, korkunu güvene dönüştürmek. Bunlar hepsi Kahhar enerjisiyle, Kahhar ismiyle anlaşılması gereken bir şey. Ve bu enerji bizde yeterince yoksa atalet olur, bir türlü dönüşüm gerçekleşmez. Bu enerji yeterli düzeye gelmezse kişi ömrünü batakhanelerde geçirir, şikayetlerde geçirir. Bir şeyler oldu zanneder ama hiçbir şey olamaz. Hayatındaki her şey aynen devam eder. Çünkü Kahhar enerjisi tetiklendiği zaman varlığımızda bizim dönüşmemiz gerekir. Yol almış olmamız gerekir. Ama ben 10 yıl, 20 yıl önceki olaylarda hala devam ediyorsam Kahhar enerjisi benim hayatıma devreye girmemiş demektir arkadaşlar. Çok dikkat etmek gerekiyor. O dönüşümü sağlayacak olan Kahhar enerjisi. Şimdi bu Esma'yı bitiriyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Ya Kahhar, Ya Muhit, Ya Rahman, Ya Rahim. Senin bu ismini idrakiyle yaşamayı, hissetmeyi,
kavramayı, bu enerjiyi tanımayı, bu enerjiyi kullanmayı bizlere nasip et. Karanlıklarımızı aydınlığa dönüştürmeyi, cehaletimizi ilme, marifete dönüştürmeyi, korkularımızı güvene, nefretimizi sevgiye, öfkemizi, kinimizi merhamete dönüştürmeyi bize nasip eyle. Bu yolları bize göster. Rabbim, emmarenin tuzaklarından bir an önce bizleri kurtarıp mutmaineye bir an önce dönüştür. Rabbim, milletimizi, memleketimizi içinde bulunduğumuz bu zor zamanlardan aydınlık günlere dönüştür. Cehaletten kemalata olgunlaştır. Rabbim, kahhar olan sensin, vahüdül kahhar olan sensin, muhit olan sensin, kadir olan sensin. Bütün varlığımızla kendimize, yuvamıza, memleketimize karanlıklardan aydınlık, cehaletten ilim ve nefretten, sevgisizlikten muhabbet diliyorum. Yardımını bizden esirgeme. Amin. Amin.